Sana söyledi başkanım. Sana söyledi başkanım. Allah'ın hiç kuvvet verdi. Ne yaptın? Aksaray Belediyesi'nin Belediye Başkanı Evren Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlediği ikinci gurbetçi buluşmasındayız. Belediye Sosyal Tesisi Piramit Kafe'de düzenlenen program an itibariyle başladı. Belediye Başkanı Evren Dinçer ve davetler masalardaki yerlerini aldı. Biz de Aksaray Belediye TV'de bu anlamlı buluşmayı, kucaklaşmayı sizler için görüntüleyeceğiz ve davetlerle Aksaray üstüne, memleket hasreti üstüne sohbet edeceğiz, duyguları paylaşacağız. Hadi şimdi salona doğru geçelim. Ve bunun bir geleneksel hale gelmesini arzu ettiğimiz ikinci buluşmayla yine Aksaray Belediye'miz ev sahipliği yaptığı için başta Sayın Belediye Başkanımıza, mülki amirlerimize, tüm Aksaray halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Almanya Aksaraylar Derneği 2015 yılında kurumsal kimliğini tamamlamış Almanya'nın son yaşamında kurulmuş bir derneğimiz. Daha önceki yıllarda şehrimizin değerli yöneticilerini ve şehrimizle ilgili değerli çalışmalar yaptık. Bu vesileyle amacımız milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü ve geleneğimizi gelecek nesillere taşımak. Bu vesileyle Almanya Solinger Kardeş Şehir Projemizi 3 yıldır sürdürüyoruz. Hazır şehrimizin değerli renklerini, ülke amirlerini, vekillerimizi hepsini bir masada görmüşken Almanya Aksaray, Solingen ve Aksaray Kardeş Şehir Projemize sizlerden destek bekliyorum. Malumunuz Aksaray'ımızın bir kardeş şehre ihtiyacı var ve bu çerçevede de bu çalışmalarımıza sizlerden destek ve katkı bekliyoruz. Bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler Avrupa'nın, dünyanın değişik ülkelerinden sırayı rahim yapmak için, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla buluşmak için memleketinize geldiniz. Bu vesileyle de bu kaynaşmanın, bu birlikteliğin bir göstergesi olarak biz de bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sizlerle biz değişik meselelerle bir araya geldik. Her geldiğinizde Aksaray'da bir değişim, dönüşüm görüyorsunuz. Bir ilerleme, bir tekamül şehrimizde gerçekleşiyor.
Tabii bunlarda sizlerin katkısı da büyük. Sizlerden aldığımız, sizlerden edindiğimiz yapılması gereken şey, konulara ilişkin, hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuyoruz. Bize bu konuda yol gösterici oluyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler ayrıca bizim yurt dışındaki gönül elçilerimizsiniz. Bizim yurt dışındaki gözümüz, kulağımız, oradaki bizim temsilcilerimizsiniz. Hepiniz bizi orada Aksaray'ı bilhassa temsil ediyorsunuz. Aksaray sizlerle biliniyor, anılıyor. Hatta diyebiliriz ki Avrupa'nın birçok şehrinde ülkemizden daha çok tanınır, bilinir hale gelmiş durumdayız. Biz de bundan sonraki süreçte sizlerle daha çok bir araya gelme çabası gayret içerisinde olacağız. Hizmetlerimizi de geliştirerek Aksaray'ımızı daha güzel bir kent haline getirmek için çabamızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki yıllarda da inşallah bunu daha katılımlı, daha geniş ve kapsamlı bir şekilde sürdürme düşüncesi içerisindeyiz. Ben tekrar bu yemek programımıza geldiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerinize selamlar ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu programın düzenlenmesiyle emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu renkliğe helal lokmanın peşinde koşan, çoluğunun çocuğunun rüzgünü temin eden ve orada kazandığı paralarla, değerlerle Aksaray'ın ekonomisine, Türkiye'nin ekonomisine büyük katma değer sağlayan siz güzel insanlara da Aksaray'lara buna canı gönülden teşekkür ediyorum. Varlığınız, birliğiniz daim olsun. Kalkınız, şansınız, alnınız, yolunuz açık olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kıymetli Aksaraylılar, çok kıymetli Avrupalılar, sizlere artık Avrupalılar diye sesleneceğim. Çünkü doğrusu bu. 1960 yılında başladık biz bu işe. Rızkının peşinde gönderdik sizleri. Rızkınızı kazanmak için gittiniz. İlk giden nesil rızık temini için gitti. Fakat aradan 50 küsur yıl geçti. 60 yıla yaklaşıyor. Şu anda orada sizin çocuklarınız yeni bir hayat kuruyor. Artık rızık temini geçtik. Orada yeni bir hayat kuruyorsunuz. Hatta Avrupa'ya belki de kardeşliği, barışı, huzuru, bizim medeniyetimizin bir takım hususiyetlerini gösterecek. Avrupa'yla bütünleşme nasıl olur, kardeşlik nasıl olur, komşuluk nasıl olur, bunlara öğretecek bir kıvılcım var şu anda. Ben geçtiğimiz yıllarda parti genel merkezimiz Sasper Kader görevlendirdi. Avusturya, İsviçre, Almanya şehirlerinde konferansçı olarak epey bir şehri gezdim. Orada gördüğüm şuydu. Artık Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, ben gurbetçi demiyorum. Bu tabiri terk edelim. Avrupa'daki Türkler orada Türk kültürünü yaşatacak. Avrupa vatandaşı olacak ama Avrupa'daki Türk olarak yaşayacak. Kendi sahasında çok başarılı üniversitelerde, ticaret hayatında, sanayide 1000, 2000, 3000 Alman, 1000, 2000, 3000 Avusturyalı çalıştıran, iş yerleri açan hemşerilerimizi gördük. Bunlar fevkalade güzel şeyler. Şimdi Aksaray'a geliyorsunuz, sıla-i rahim yapıyorsunuz, her sene geliyorsunuz. Ama şunu bilin ki milletimiz yeni bir ufka, yeni bir bakış açısına, sizin bu gidip gelmelerinizle çok ayrı bir kaynaşma sağlıyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağlıcakla gidin diyorum. Gönüllerimiz gönüllerinizle beraber Allah'a emanet olun. Hürmetler ediyorum. Arkadaşlar teşekkürümü yapmak istiyorum kıymetli belediye başkanıma. Bugün onun adında bizi sizlerle bizleri buluşturan değerli belediye başkanıma ve ekibine ve yine Rasim kardeşime, biz uzun süredir beraber tanışıyoruz, çalışıyoruz. Zaman zaman bir araya geldiğimiz oldu. Allah emeği geçenlerden herkesten razı olsun. İçeriye girdiğimde gerçekten kalabalığı görünce çok memnun oldum. Bu havada, bu yağmurda bir türlü bu sene kışı gönderemedik. Sizler ve bizler çok sıcak bir atmosferde çok da özenle hazırlıklar yapılmış. Hepinize çok saygı ve muhabbet.
muhabbetle selamlıyorum. Ben de yüreğinin bir yarısı dünyanın öbür ucunda, ta Avustralya'dan sevgilisi yaşayan kardeşim orada, amca kızlarım orada, onların akrabaları orada, bizim köyün önemli bir kısmı boyanlığında neredeyse Avustralya'da yaşamakta. Giden için bir türlü, kalan için bir türlü. Kalan bekler, onlar ne zaman gelecek diye. Giden de şu 9 ay, 10 ay, 11 ay geçse de bir silahı rahim yapsam, anamın, babamın ya da geride bıraktıklarım, sevdiklerimin, yani yüreğimin bir yarısına bir kavuşsam diye bekler. Onu çok iyi anlıyorum. Gidenin de, kalanın da o hasretini, kavuşmasını, buluşmasını. Onun için çok anlamlı kıymetli belediye başkanım. Bugün bizleri burada buluşturmanız. Yüreğimizin bir yarısı ülkemizin dışında yaşayan kardeşlerimiz için atıyor. Değerli kardeşlerim, Cengiz Bey bahsetti. Ben de uzun süre Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başkanımızla beraber çalışmalarımızda gerek kendileriyle, gerek başbakanlarımızla, gerek bakanlarımızla pek çok defa yurt dışına gitme, yurt dışında özellikle sizlerle buluşma, sizlerin sorunlarını çözüm üretme konusunda pek çok çalışmamız oldu. Burada yurt dışı topluluk, akraba ve toplulukların Türkler topluluğu, bugün vekaleten kıymetli başkan vekilimiz buradalar. Ve öyle bir şeydi ki geçmişte 60'lı yıllarda giden tüm kardeşlerimiz aslında kendi kaderiyle o ülkede yaşadıklarıyla baş başaydı. Ama güçlü ülke olmak demek, dünyanın neresine vatandaşınızı gönderirseniz gönderin, ona sahip çıkma iradesini ortaya koyabilmektir. İşte 2011 yılında kurulan yurt dışı Türkler ve akrabalar topluluğuyla, o gün bugündür Sayın Cumhurbaşkanımızın, başkanımızın talimatlarıyla çok kuvvetli çalışmalar yapılıyor. Ta Yeni Zelanda'da yaşayanlar tutun en yakın Bulgaristan'a kadar, bütün coğrafyada yaşayan Türk kardeşlerimizin, vatandaşımızın, onların orada yaşadıkları sorunların, geldiklerinde burada intibat sorunlarına dahil olmak üzere her türlü konuya çözüm üretebilmek için politikalarımızı ürettik ve hayata geçirdik. İnşallah seneye görüşmek dileğiyle Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ülkemizin, milletimizin, her birimizin ve tüm insanların barışı için, güçlü Türkiye için hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gittiğimiz yerlere bizlerden çok selamlar gönderiliyor. Allah'a emanet kalıyor. Teşekkür ederim. Öncelikle belediye başkanımızı böyle güzel bir programda değerli kardeşlerimizle, Aksaray hemşehrilerimizle bizi bir araya getirdiği için başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben de gurbetçi bir ailenin çocuğu. Benim babam rahmetli Hollanda'daydı. Annem hala Hollanda'da. 6 ay orada, 6 ay burada kalıyor. Bütün sülalemiz, benim hariç hepsi Hollanda'da, Almanya'da, değişik yerlerde. Sizlerin oradaki duygularınızı, buradaki duygularınızı, gelmeden önce hissettiklerinizi, gitmeden önce hissettiklerinizi, hepsini çok iyi biliyorum. Ben de 3 yıl Hollanda'da kaldım. Bunu bizzat nefsimle yaşadım. Zor şartlarda gerçekten çalışıyorum Avrupa'da. Ülkemizin kalkınmasında, her bir taşının taş üzerinde konulmasında Avrupalıların emeği ve aynı zamanda da alın teri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Zamanında bizim sülalede Almanya'da, Hollanda'da bir kişi çalışırdı, 10 kişi bunu yerdi. Zaten eskiden şimdi o kadar değil ama Almancıların yolları 3 ay önceden gözlenirdi. Acaba Almancı geldiği zaman ne yapabiliriz, ne alabiliriz, ne verebiliriz? Bunlar hepsini biz yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Allah gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın, birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. İnşallah yeni nesillerimizde, milletimize, memleketimize, dinimize ve devletimize hayırlı evlatlar olarak yetiştiririz. İşimiz zor, hele de sizin işiniz biraz daha zor. İnşallah bu zorluklar içerisinde en güzel şekilde davranacağımızı, güzelliklerini yapacağımıza, yaşayacağımıza inanıyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diliyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Şampiyonası altın kemer sahibi Kemal Altınpınar'ı Altınpınar'ın sapıdığı bu için yana doğru davet ediyorum. Evet, Sayın Belediye Başkanımızın plaket takdimi olacak. Şampiyonumuzun da Belediye Başkanımızın kemer hediyesi var. Sayın Başkanım. Evet, alkışlarınızla değerli komutan. Çok güzel efendim. Sayın Başkanım burada, Sayın Mahallemiz.
Ben de yapıyordum. Ben tabii yaşlandım artık. Ben de yapıyordum. Tabii arkadaşımız çok uzun söyledi. Arkadaşımız kickboxçu. Burada belirtmiş olalım. Tebrik ediyoruz kendisine. Hayırlı uğurlu olsun. Ama futbolda gelecek anne. Ben Sayın Başkanımızı bize burada yaşattığı güzelliğin aynısını da Almanya'da birlikte yaşamak için sizler adına inşallah ekibiyle birlikte Almanya'ya davet ediyorum. İnşallah yoğun çalışmaları içerisinde fırsat bulurlarsa sayın yetkililerimizle birlikte bir kucaklaşmayı da orada gerçekleştireceğiz. Tabii bu kez misafir değil, kendisini ev sahibi olarak almak istiyoruz. Gurbetçi buluşmasında Piramit Kafe'de gerçekten Aksaray Belediyesi en güzel ev sahipliği için hummalı bir şekilde hazırlıklarını tamamladı efendim. Hemen salona girişte görüyorsunuz. Çocuklar için özel etkinlikler var. Tabii ki mini bir konser, müzik dinletisi var. Davetler için ve gece uzun, keyifli. Devam ediyoruz. Seyirciler, Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde ikinci gurbetçi buluşmasında Aksaray Valisi Sayın Ali Mantı ile birlikteyiz. Sayın Valim, geceye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten renkli görüntülere sahne olan bir program. Bu geceyle ilgili siz neler söylemek istersiniz? Tabii her temas iz bırakır. Bu buluşma bugün çok güzel oldu. Ben de bir gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. Gurbetçilerin duygularını, Türkiye'ye gelirken buradaki izinde yaşadıklarını, tekrar dönüşlerinin ve çektikleri sıkıntı ve ızdırapları en iyi bilenlerden birisiyim. Çünkü benim de ailem 45 yıldır, 50 yıldır yurt dışında. Tabii gurbetçilerimizle bir araya geldiğimiz zaman gerçekten bir yılın yorgunluğunu üzerlerinden atıyorlar. Birbirlerini gördüğü zaman birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde birbirlerinin duygularını beraber taşıdıkları zaman, tartıştıkları zaman son derece mutlu oluyoruz. Ben de zamanında çok mutlu oldum. Bu tabii şehrimiz adına da büyük bir katkı. Dünyanın en büyük sermayesi sosyal sermaye. Bu buluşmalarımız aynı zamanda da ilimiz adına, Aksaray adına bir sosyal sermayedir. Birliğimizi, beraberliğimizi Rabbim daim eylesin. Bu buluşmalarımız inşallah gelecek yıllarda da gördüğüm kadarıyla genişleyerek devam edecektir. Çünkü insanlarımızın, gurbetçilerimizin hepsinin yüzünde bir tebessüm, bir heyecan görüyoruz. Bu topluluklar, insanlar bir araya isteyerek, severek gelmiş. Kesinlikle zorlamayla gelmemişler. Bu bizim için, ilimiz için en büyük avantaj. Aynı zamanda da ilimizin ve ülkemizin dışarıdaki elçileridir yurt dışındaki vatandaşlarımız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız, Razim Beyler böyle bir program yapmışlar. Bizleri buluşturdular yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle, değerli büyüklerimizle. O vesileyle gördüğünüz gibi çok güzel kareler ortaya çıkıyor. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir program oldu. Onlarla hemhal olma, buluşma imkanı ve fırsatı bulmuş olduk. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizler ikinci gurbetçi buluşmasında program devam ediyor ve yanımızda AK Parti Milletvekili Sayın Cengiz Aydoğdu Beyefendi var. Sayın Vekilim, programa hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl geçiyor program? Neler söylersiniz bu akşamla ilgili? Gayet güzel geçiyor. Yani bu bir şekilde bu tür programlar gurbetçilerimiz olunca hele. Çünkü grup daha da bir güzel olur, daha da samimi olur. Bizim hakikaten milletimiz gurbeti. Şimdi buradan rahmet dileyim. Remzi Oğuz Arık diye bir büyüğümüz vardı. Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken gurbeti atımızın terkisinde getirdik diye. Gurbet bizim milletimizin bir parçası. Gerçi ben az önce konuşmamda artık bunlara gurbetçi değil, Avrupa'daki Türkler diyelim dedim. Ama mutlaka burada bir hasret var, burada bir samimiyet var, burada bir iştenlik var. Tabii pek çok problemlerin, dertlerin, sorunların alınıp verilmesi var. Burası bir şekilde insanlar birbirinin
acısını anlıyor, yarasını sarıyor, derdine derman oluyor. Öyle bir buluşma oluyor ve güzel de oluyor. Hasret gideriyor. Evet, Aksaray'da aslında gurbetçi potansiyeli yüksek bir il. Gerçekten yurt dışında çok sayıda Aksaraylı 150 bine yakın diye tahmin ediyoruz. Evet. Böyle bir programda aslında hem duyguların paylaşımı hem de dediğiniz gibi istişarelerin edildiği bir program oldu. Peki teşekkür ederiz görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, ikinci gurbetçi buluşmasında İYİ Parti Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erel Beyefendi ile birlikteyiz. Sayın Vekilim, geceye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten geniş bir katılım var, güzel bir gece ve yoğun da bir ilgi var. Hatıra fotoğrafı çektiriyorsunuz gurbetçi hemşerilerinizle. Neler söylersiniz bu geceyle ilgili? Ben öncelikle böyle güzel organizasyonda imzası bulunan, emeği bulunan, başta Aksaray Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza, Aksaray'daki gurbetçilerin dernek başkanına özellikle teşekkür ediyorum. Bu yurt dışında çalışan Aksaraylı hemşerilerimiz oradaki emeklerinin karşılığını Aksaray'da yatırım yaparak, Aksaray'da harcayarak Aksaray ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar. Ben onların bu emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir gün, güzel bir gece. Onlar yurt dışında bizim elçilerimiz, gönül elçilerimiz. Bu vesileyle de tüm Aksaraylı hemşerilerimizi gurbetten gelip yarın öbür gün tekrar gurbete dönecek olan çok kıymetli hemşerilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah seneye daha büyük katılımlarla Cenab-ı Hak bize kucaklaşmayı nasip eder diye niyaz ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, geceye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok sıcak bir kucaklaşma ve güzel bir program gerçekleşiyor şu anda. Siz neler söylersiniz geceyle ilgili? Evet, ben öncelikle bu programı düzenleyen belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizi hemşehrilerimizle buluşturdu ama bunun ayrı bir özelliği var. Gurbetçi hemşehrilerimizle de buluşturdu. Bugün çarşıdan gelirken şöyle bir baktım. Güzel bir trafik yoğunluğu var. Bu da şu demek. Misafir rızkıyla gelir bizim inancımız gereği. Gurbetçilerimiz de burada geliyorlar, harcamalarda bulunuyorlar, döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunuyorlar. Aynı zamanda eş dostunu ziyaret ediyor, hemşerilerini ziyaret ediyorlar, sıla-i rahim yapıyorlar. Burada da güzel bir etkinlik oldu. Ben tekrar belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel de bir katılım oldu. Hemşerilerimiz de gerçekten heyecanlılar, istekliler. Böyle bir buluşmayı gerçekleştirdiğiniz için ben belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bugün bir talep vardı. Bu işlerin daha böyle organizeli ve belediye meydanında, işte kent meydanında yapılmasıyla ilgili daha talep vardı. Daha geniş katılımı. Tabii bugün hava muhalefeti olması nedeniyle de belki içeride yapmak, kapalı mekanda yapmak zorunda kaldık ama ben bu talebin de bir dahaki sene değerlendirileceğini ve güzel bir etkinliğin yapılacağını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İkinci gurbetçi buluşmasındasınız. Evet. Nasıl buldunuz ortamı? Neler söylersiniz? Muazzam, çok güzel. Biz geçen sene de buradaydık tesadüfen. Dışarıda olmuştu o zaman. Nerede yaşıyorsunuz? Almanya, Duisburg. Almanya. Kaç yıldır oradasınız? 40 senedir. Çok uzun yıllardır oradasınız. Evet. Ömrümüzü verdik. Yurt dışında en çok neyi özlüyorsunuz? Müziğimizi, ortamımızı, halkımızı, insanlarımızı, her şeyimizi özlüyoruz. Yememizi, içmemizi, her şeyimizi özlüyoruz yani. Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde ikinci gurbetçi buluşması programında sohbetimiz devam ediyor. Şöyle çok güzel bir masa, kocaman bir aileyle birlikteyiz ve hoş geldiniz. Ben Rahim Topaç, Almanya'dan geliyorum, Oberhausen. Bir haftadır belli buradayım. Yakınlarımı ziyaret ediyorum. Ne güzel. Kaç yıldır yurt dışında yaşıyorsunuz? 80 yılından beri Almanya'dayım. Oo, çok uzun yıllardır. Peki bu güzel akşamla ilgili neler söylemek istersiniz? Duygulandım. Duygulandınız. Bir arada olmak güzel. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gözleriniz doldu. Memleket hasreti nasıl bir şey? Biraz anlatır mısınız? Hani yurt dışında yaşayan biri olarak neler söylersiniz? Vallahi memlekete geldiği zaman havası, insanları daha bir şey böyle. Ne güzel. Peki ne kadar izin süreniz? Bir hafta burada olduğunuzu söylediniz. Cuma günü dönüşümüz var. Yetiyor mu peki bu süre? Ya biraz kısa ama o zaman zarfında hepsini bir araya getirmeye uğraşıyoruz. Evet. Zamanımız kısıtlı, günler sayılı, tanıdıklar çok, akrabalar çok.
Hepsini bir arada toparlamaya uğraşıyoruz. Ne güzel. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi tatiller. İyi günler. Almanya Stuttgart'tayım. Evet, kaç yıldır oradasınız? 41 yıl oldu. Maşallah, çok uzun yıllar evet, oradasınız. Evet. Peki, Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen gurbetçi programındasınız. Neler söylersiniz? Vallahi çok memnunuz böyle programlar olmasından. İlk defa katılıyor. Evet. Öbürlerine yetişememiştik. Bu sene katılıyor. Memnunuz yani. Peki her yıl gelebiliyor musunuz? Gelmeye çalışıyoruz yani. Gelmeye çalışıyoruz. Evet. Peki Aksaray'ın gelişimi hakkında neler söylersiniz? Bir gurbetçi olarak dışarıdan aralıklarla gelen biri olarak. Vallahi bayağı bir gelişme var ya Aksaray'da. Şeydi ya bayağı bir gelişme olmuş yani. Biz geldikçe her sene değişik görüyoruz yani. Sevgili seyirciler, ikinci gurbetçi buluşmasında yurt dışında yaşayan gençlerle birlikteyiz. Sizi tanıyalım. İsmim Emre Yıldırım. Stuttgart'tan geliyorum, Almanya'dan. Ve mutluyum burada olmaktan, böyle güzel bir belediye başkanı sahip olmaktan, böyle güzel bir programda geldiğimiz için, gelebildiğimiz için. Peki Emre, yurt dışında mı doğdun? Sonra evet, yurt dışında doğdum. Yurt dışında doğdun. Peki genç olarak neler söylersin? Yurt dışında nelerle karşılaşıyorsun? Ne gibi zorlukları var? Yani pek zorlukları yok da biraz vatan hasreti çekiyoruz orada. Herkes bize dış gözüyle bakıyor, bunlar Türkler diye. Ama mutluyuz. Almanya'da yaşadığımız burada. Burada mutluyuz. Yani bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Yani ismim Abdülkadir Han Yıldırım. Çok aşırı doluyum. Yani 2003'lü doluyum. yani evet okuyorum. Okuyorsun, öğrencisin. Aynen, öğrenciyim. Peki her yıl gelebiliyor musun Türkiye'ye, memlekete? Her yıl olmasa da en az 2 sene bir geliyoruz. Ya da kesinlikle gelmiştik. Önceki geliyoruz. Yani her sene aslında geliyoruz her sene. Peki bir genç olarak memleket sıla hasreti hakkında neler söylemek istersin? Yani tabii ki özlüyorsun bir sene Türkiye'ye gelmeye, bu hasreti içinde taşıyorsun. Bir sene dolup taşıyorsun, sonra geldiğinde böyle iyice böyle mutluluk yaşıyorsun tabii ki buraya geldiğinde. Hı-hı. Buraya geldiğinde dolu dolu yaşamak istersin, orayı gezip orayı gezmek istersin tabii ki. Tabii o 3-4 haftada olmuyor tabii ki. Evet. Ama istediğin kadar yapmaya çalışıyorsun tabii ki. Peki bir genç olarak Aksaray'da nasıl vakit geçiriyorsun? Yani çoğu zaman çarşıya gidip ya da kültür parka gidip gezmeye çalışıyoruz ya da akraba geziyoruz, köyleri geziyoruz bazen de. Yani çoğu zaman akraba ya da kültür parka geziyor, geçiyor. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Önder Etlik, Hollanda'dan geliyorum. Güzel. Kaç yıldır yurt dışındasınız? 45 senedir Hollanda'dayım. Evet. Halen de orada kalıyorum. İzine geldim. Allah razı olsun belediyeden böyle bir program yaptığı için. Teşekkür diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Teşekkür sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Odamızda. Peki. 37 senedir oradayım. 30 yıldır oradasınız. 37. 37. Evet. Peki neler söylemek istersiniz? Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde tüm gurbetçi hemşerilerinizle bir aradasınız. Bizim için yaptığı bu program için öncelikle teşekkür ederim. Hı. Allah razı olsun. Çok memnun kaldık. Başarıların devamını dilerim. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nerede yaşıyoruz yurt dışında? Ben Avusturya'da yaşıyorum. Avusturya'da kaç yıldır yurt dışındasınız? Aşağı yukarı 48 senedir yurt dışındayım. Maşallah. Yarım asır diyelim. Peki neler söylemek istersiniz bu akşamki programla ilgili, Aksaray'la ilgili? Vallahi çok güzel ya bir program. Hakikaten güzel. Daha geçen sene de katılmıştım. Zincirli Medrese'de galiba orada olmuştu. Evet. Çok güzel. Evet sevgili seyirciler, ikinci gurbetçi buluşmasında hava muhalefetine rağmen gerçekten yoğun bir katılım var programa ve dışarıdaki masalarda yerini alan konuklarla sohbet edeceğiz. Yine bir gurbetçi aile masamızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede yaşıyoruz yurt dışında? Hollanda'da. Hollanda'da. Kaç yıldır Hollanda'dasınız? 24 senedir oradayız. 24 senedir. Peki sizi kısaca bir tanıyalım. Ben Cumali Akkoç. Cumali Bey. Elvadaralıyım. Aynı zamanda Aksaray'da oturuyorum. Evet. Sene 1989'dan bu yana Aksaray'daydım. Sonradan işte Hollanda'ya gittim. Evliyim, iki çocuğum var. Aile çevrem komple burada. Peki Cumali Bey, yurt dışında en çok neyin özlemini çekiyorsunuz? Vatan özlemi. Vatan özlemi. Peki yetiyor mu tatile geldiğiniz süre, izin süresi? Yetmiyor ama ne yapalım, ancak bu şekilde idare ediyoruz. İleriki zamanlarda inşallah
uzun uzun süre buralara geri dönmeyi düşünüyoruz. Peki Aksaray Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen gurbetçi buluşması programındasınız ve kalabalık bir masa aileyle gelmişsiniz. Programla ilgili neler söylersiniz? Güzel bir şey. Yani devamının olmasını isteriz ki. Yani sonuçta biz gurbetçiliği insanlar için hani böyle bir şeyin telaffuz edilmesi güzel bir şey. Organizasyon güzel bir şey. İnşallah devamı olur. Peki teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Ben burada yaşıyorum. Burada Aksaray. Yaşıyorsunuz aileyle birlikte. Evet. Peki hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh, konuklar böyle ne güzel hazırlanmış bu özel geceye, bu güzel evet. buluşmaya. Çok şık bütün hanımlar, evet. beyler. Peki efendim, Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği ikinci gurbetçi buluşmasındasınız. Neler söylersiniz? Önce kısaca sizi bir tanıyalım. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Birnur Ekici. Hollanda'da yaşıyorum. 37-38 senedir Hollanda'dayım, yurt dışındayım. Yarın gideceğim, Allah izin verirse. Gitmeden önce geri dönüş yapacağız. Duydum burada program olduğunu. Hı-hı. Dedim biz de gurbetçiyiz, gidelim görelim. Peki teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi'nin ikinci gurbetçi buluşmasında her şey düşünülmüş ve şu anda ikinci geleneksel gurbetçiler buluşması hatıra fotoğrafı alanının önündeyiz ve şimdi yanımızda bir gurbetçi abimiz var. Merhaba efendim. Benim adım Nizamettin Altunsoy. Nizamettin Bey, nerede yaşıyorsunuz? Hollanda, Rotterdam'da. Hı hı. Benim bir restorantım var. Evet. Orada çocuklarımla beraber, ailemle beraber restoran işi yapıyoruz. Bütün buradaki Aksaraylı hemşehrilerimiz geldiği zaman davetlidir. Hı hı. Yani elimizden geldiği kadar, sizin ikram ettiğiniz kadar biz de ikram ederiz. Hı hı. O yönden biz bu düzenin olmasından çok memnun oluyoruz. Evet. Bize ilgi, alaka gösterilmesinden çok memnun oluyoruz. Gurbetçiyi sadece bir para makinesi gibi görenlere yani bu program en güzel örnek. En güzel örnek. Peki şöyle bir hemen fotoğrafınızı gösterelim. Hem ailece hem de şöyle yakışıklı bir de poz vermişsiniz. Tabii. Efendim. Evet, burada olmaktan mutlusunuz diyelim. Çok mutluyuz. Memleketimiz cennet memleket. Hı-hı. Dünyada eşi emsali olmayan tek memleket varsa bizim memleket. Bunu samimiyetimle söylüyorum bak. Hı-hı. Ben Hollanda'da 33 senedir yaşıyorum. Bizim memleketimiz gibi bir memleket yok. Ama kıymetini bilene. Evet sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ikinci gurbetçi programında sadece yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız tabii ki bu akşam burada değil. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in birçok davetlisi bu güzel gecede yerini aldı ve yanımızda 68 Aksaray Kültür Derneği Başkanı Cemalettin Bey var. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıyı geleneksel hale getirdiği için Aksaray Belediyesi'ne, özellikle Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'e ve Almanya Aksaraylılar Dernek Başkanı Sayın Rasim Çetin'e teşekkür ediyorum. Çok güzel bir buluşma, çok güzel bir program. İnşallah devamında gelir, başarılarını devam ediyorum. Çok güzel, inşallah devam eder. Gurbetçi ve Aksaray'daki idarecilerimiz buluşacak, bir araya gelecek. Herkes derdini ortaya dökecek. Bundan sonra inşallah iyi olacak. Temennimiz Aksaray'da iyi şeyler olması. Benim resmim Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ikinci gurbetçi buluşmasında bu güzel gecenin ev sahibi Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, gerçekten çok güzel bir program oldu. Gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, gece çok güzel, muhteşemdi. Hemşerilerimizle, gurbetçi hemşerilerimizle bir araya geldik. Geleneksel gurbetçi buluşmasında. Onlarla görüştük, gördüğünüz gibi hala şey devam ediyor. Faaliyet, organizasyon devam ediyor. Onlar çok keyif aldılar, çok mutlu oldular. Biz de aynı şekilde onların sevinci bizi de sevindirdi tabii ki. Bundan sonraki yıllarda inşallah bu organizasyonları daha geliştirerek daha güzel bir şekilde, kapsamlı şekilde yerine getireceğiz. Ben katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Buradan da tüm hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz.